Arkadaşlar merhaba. Patlamış mısır hasadını yapmaya geldik ama sağ olsun bir tane hayvancı hayvanlarını bizim mısırlarımızla doyurmuş. Hepsinin kafalarından bakın şöyle kestirmiş. Benim bunca emeğimi bildiğin çalmış yani. Allah'ından bulsun diyorum. Ne diyeyim yani, benim buradaki rızkımı, benim hayvanlarımın rızkını çalan kişinin Allah da rızkını alsın inşallah. Bakın. Bakın buyurun. Hem de daha çok uzun süre önce değil yani bu. Muhtemelen sabah buralardan geçmiş ya da akşam buralardan geçmiş. Bakın. Bildiğiniz bizim şeyi ve inek yani bu. Büyükbaş hayvan çünkü benzeri anladığım kadarıyla. Küçükbaş bu kadar böyle mısırı parçalayamaz koçanından. Allah bildiği gibi yapsın, ne diyeyim yani. Beddua okumayı sevmem ama hak ediyorlar yani, gerçekten hak ediyorlar. Bana yazık, günah değil mi yani? Ben burada mazot yaktım, çaba sarf ettim, günlerimi harcadım, kaç sefer bu tarlaya gittim geldim. Onun hayvanı doyacak diye yapmadım ki ben bu hizmetleri. Onun hayvanı doyurmak için yapmadım ki ben. Kendi hayvanlarımı doyurmak için yaptım. Tavuklarıma yem olsun diye yaptım. Kendimize yiyecek için yaptım. Ama maalesef insanoğlu böyle nankörlüğünü yapıyor yani. Söylenecek hiçbir şey yok aslında da. Allah bildiği gibi yapsın. Benim rızkımı çalanın rızkı da yok olsun. Başka da hiçbir şey söylemiyorum yani. Yazıklar olsun. Acayip üzgünüm, acayip sinirliyim. Hiç kızmam yani. Normalde hani hayvan gelsin yesin severim yani ben. Ama yok. Mesela çoban burada içtiği suyu bile bırakmış yani. Bunları resmen seyretmiş yani. Burada oturmuş seyretmiş yani. Kabak bile çekirdek vermiş mesela. Ucunda meyvesi bile var. Bak. Ama büyükbaş hayvan ineği sokmuş adam buraya. Güzelce burada afiyetle yedirttirmiş yani. Ne diyeyim ki? Kalan 3-5 tane mısır koçanını sökeceğim. Ondan sonrasında ben burayı tekrardan aynı uğraşları yapacağım, aynı şeyleri yapacağım, süreceğim, ekeceğim, biçmeye o adamı denk düşmez inşallah yani. Ne diyeyim ki? İçemedik. Biraz kalmış. 2-2,5 çuval kadar oldu bizim. İçeriye hayvanlarını sokan Hacı abi sağ olsun. Yani tarlamızın hemen hemen yarısından çoğunu haşat etmiş. Ne diyelim? Allah da onun rızkını çalsın. Yapacak başka bir şey yok. Seradan şöyle ufak bir görüntü yapayım. Geçen ay hatırlıyorsanız ekmiştik bunları. Videoyu hemen üst köşeye bırakacağım. Sera toprak hazırlığı diye şey yapmıştık. Bakın. Kıvırcık. Daha doğrusu iceberg marullarımız. Bayağı bir yükselmeye başladılar. Göbekler sarıyor şöyle. Satmaya da başladık. Piyasada şu an 10 TL'ye satılıyor. Ben burada köyde bütün komşularımıza 5 TL'den veriyorum bunları. Kararanaların da yapraklarını bakın şöyle gösterelim. Şuralarından kesip büyüdükçe yani şu formata ulaştığında kesip o şekilde satıyoruz. Onlar da çok güzel dolması yapılıyor. Şunları da hatırlarsanız şuraya tohumlarını ekmiştik. Reyhani diyorlar bunlara. Kırmızı lahana. Kırmızı kıvırcık. Şimdi kümeste bayağı tavuk bokları birikmişti. Onları küreyim diyorum. Şu serayı da göstereyim size. Şuradan da gelişimlerini bir bahçe turu attırmış olalım. Kısa kısa köy vlogu yapıyorum sizlere. Bunlara bir ayda İki sefer sıvı gübre verdik. Sıvı gübreleri de kendimiz yapmıştık biliyorsunuz. Birinci turlarında tavuk gübresi, tavuk sıvı gübresini verdim. İkinci turlarında da güvercin gübrelerini verdim. Gelişimlerini gördünüz. Aşağı yukarı tam bir ay civarında oldu. Şimdi içeriye bakalım. Tavuklarımız da yumurta maşallah. Bir tane yumurta vermişler. Burada bir şey yok. Bunda başka yok.
yalancı yumurtalarda duruyor. Bereket versin. Bir tane yumurtamızı vermişler. Şimdi kolluğun alt tarafına özellikle çok fazla pisliklerini yapıyorlar. Daha fazla kirlenmeden şunları hemen hızlıca sökeyim. Söktükten sonrasında bir temizleyeyim. Lan çıkın dışarı. Hemen gel bir şeyle. Çıkın dışarı bakayım. Temizlik yapayım. Temiz yeri buldun mu koşuyorlar hemen. Thank you.
temizledim. Sularını da temizledim. Sularına böyle ayda bir sefer Rovigen bağışıklığı sıklaştırıcı, bağışıklığı güçlendirici ve hastalıkları önleyici vitamin takviyesi yapıyorum ben. Bir kova suyun içerisine iki kapak alarak atıyorum. Yani 20 milim civarında olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Kümesi olanlar siz de bunu kullanabilirsiniz. Ben şu ana kadar tavuklarımda hiçbir hastalığa rastlamadım. Sadece geçen sene biliyorsunuz bir tane tavuğumuzu nefes darlığından kaybetmiştik. O da hastalıklı bir tavuk herhalde denk geldi bize. Onun dışında da başka da bir kaybımız olmadı. Verimi orta seviyede devam ediyor. Ara sıra kavgalaşıyorlar, ara sıra şey yapıyorlar ama huzurlu, mutlular. Temizlik bitti. Şimdi bir bakalım. Çiftlikte başka işimiz varsa onlara gideceğiz. Eğer yoksa görüşmek üzere. Bir de gelmişken bıldırcınlara da bakalım tabii. Onları unuttuk. Şimdi bıldırcınların kafesini üçe ayırmıştım içeriden biliyorsunuz. Sonra yani bir sıkılıklarını hissettim. Söktüm aradakileri. Şimdi üç çiftimi de aynı yere aldım. Şu ana kadar bir kavga gürültü, bir şey yaşamadılar. Şu solda kaçınan var bakın bir tane. O işte geçenlerde ölür gibiydi. Bu arada da buradan da Mahsun abiye selamlar olsun. Mahsun abi, hayvanı kurtardım. Su verdim, nefes takviyesi yaptım. Hayvan şimdi canlı canlı, hatta tüyleri de üstündeki tüyleri de yolunmuştu. Onlar da çıkmaya başladı. Bunun içerisine bir tane kum şeyi koydum, kabı koydum. İki tane sulukları var, bir tane de yem kapları var. Bunları da gün içerisinde sık sık kontrol ediyorum. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bunlar çim bıldırcını söylemiştim. Şu ana kadar yumurta vermediler. Alışmalarını bekliyorum. İnşallah alışınca yumurtaya da başlayacaklar. İyi bakalım. Kalanları da bıldırcınlara vereyim, olur mu? Güzel. Size de getirdim. Tamam, sakin, sakin. Arkadaşlar bıldırcınlar yeşillikleri de yiyor. Hiçbir şeyi ziyan etmeyen hayvanlar. Bu tabii çim bıldırcınları sadece yiyor. Diğerleri yemiyor. Normal bu işte Rus bıldırcını, Ukrayna bıldırcını onlar yemiyor. Çim bıldırcınları yiyor. Bilginiz olsun. Sularını gidermişler gene. Bu suları askı şeklinde yapmam lazım benim. Sarı laleler aldım çiçek pazarından. Ne yapıyorsun anacığım? Sarı zeyrun ekiyorum. Sarı zerrin mi? Zeyrun. Ha, zeyrun. Lale değil yani, zeyrun mu bu? Evet. Soğanlı soğanlı. Peki bahçe güzelleştirmeye devam diyorsun yani. Yani. Gelmişim. Bunlar kışın dayanacaklar değil mi? Tabii canım, donmuyor onlar. Oo, çok iyi o zaman. Donmuyorsa çok iyi. Reyhaniler de baya baya tutmaya başlamışlar. Güzel. Arkadaşlar şuraya da şişeleri koyduk. Soda şişeleri içip içip biriktiriyorduk. Şöyle onları buraya şöyle yol gibi yaptık. Gayet de güzel oldu. Soda için faydalıdır. Her gün bir tane için mutlaka. Şöyle bahçenin de son durumunu gösterdim. Çiçekliklerimi buraya aldım. Şöyle kenara aldım. Şeyi sol tarafa aldım. Su kuyusunu sol tarafa aldım. Böyle daha hoş oldu. Şuraya da çiçekleri koyduk. Sabahki mısır hasadından da getirdiğim mısırları da buraya koymuştum. Bunları da soyacağız. Ondan sonrasında tavuklara vereceğiz. Video burada sonlandı. Şehirli çiftçiden herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.